zıt anlamlı kelimeler anlam yönünden birbirinin tersi olan kelimelere verilen isimdir. Böylece bir kelimenin zıt anlamlısı o kelimenin tam olarak tersini ifade etmektedir. Dilimizde her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur. Bu durumda zıt anlamı olmayan kelimeleri yakın anlamlı kelimeler ile ifade etmek mümkün olmaktadır. Sözcüklerin zıt anlamlı olabilmesi için o sözcüklerin gerçek ya da mecaz durumları ifade etmesi gerekir. Ancak kelimelerin olumsuz hali zıt anlamı ifade etmez. Sadece getirilen olumsuzluk ekleri ile olumsuz anlamda bulunmayı sağlar. Kelimenin zıt anlamı olumsuzluk ekleriyle sağlanır. Olumsuzluk ekleri: ma, me, mu, mü, sız, siz, sus, süz ekleridir. aşağı yukarı açık kapalı artı eksi alıcı satıcı ağır hafif alt üst acemi usta atılgan çekingen ön arka aç tok az çok doğu batı Beyaz, siyah. Savaş, barış. Bolluk, kıtlık. Alacak, verecek. dimri cömert cevap soru çalışkan tembel hızlı yavaş çift tek çukur tümsek doğal yapay hariç dahil dost düşman doğru yanlış dar geniş git dur geç erken düş gerçek alçak yüksek kadın erkek fazla eksik zengin fakir kapalı açık artı eksi çok az Zıt anlamlı kelimelerin özellikleri Zıt anlamlı kelimeler diğer adı ile karşıt anlamlı kelimeler birbirine karşı yargı bildiren sözcüklerdir. Bir kelimenin karşılığının oluşabilmesi için birbirine karşıt yargı veren sözcükler kullanılır. karşıtlığın oluşarak karşıtlığın güçlenmesini sağlar. Sözcüklerin olumsuzları o sözcüğün zıt anlamlısı sayılmaz. Karşıt anlamlar kelimenin karşı olduğu durumu ifade eder. Tam karşıtları ifade etmiyorsa oluşan bu durum yakın anlamlı kelimelerdir. Karşıt anlamı ifade eden durumlar keskindir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Online sınav ve Facebook grup linkimize açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz.